Anladım. Şimdi ama iddialar öyle değil. Şimdi iddialar şöyle, senin daha cenazede telefonla konuştuğun yönünde. Mesajları yakalayan kim? Mustafa Can. Evet, Mustafa karşı karşıyasınız. Birbirinize söyleyin söyleyeceklerinizi. Ben şöyle diyeyim ilk baş. Yani sen o telefonu diyorsun ya görmedim, aklımda bile yoktu, nerede olduğunu bulamadım. Peki beni nasıl gördün orada? Yani telefonla uğraştığımı. Yani hiçbir şey bayılmışsın demek ki. Telefon da yok aklında. Beni nasıl görebiliyorsun? Nasıl görebiliyorum Yani seni? nasıl telefonla oynadığımı görebiliyorsun? Telefonuna baktığımı gördün. Nasıl gördün yani, aklında fikrinde telefon yok. Öyle bir şey söz konusu değil ki zaten. Ne Tamam olduğunu bir diyorsan. hatırlat ona. Bir hatırlamadı herhalde. Şimdi difrizin üstünde. Telefonun Cenazenin şarjda, cenaze günü aynen. mü bu? Gömüldüğü Aynen. gün mü? Gömüldüğü gün. Öyle diyorsun, telefon aklımda fikrimde değil, nerede olduğunu bilmiyorum. Beni nasıl Bilmiyorum. görüyorsun peki? O gün zaten senin hiç telefonumu ellemedin. Bir kere bu yalan. Nasıl yalan? Bana Yalan. yalanını açıkla. Sen Yalan. demedin mi bana? Dedin ki telefonla oynamaya hakkın yok. Ben de bir şeye bakıyordum, bana kaldırıp bunu dedin. İyi Hayır, öyle bir şey hatırla. demedim. Söz O konusu değil, zaman öyle bir burada şey yok. herkes yalan, bir tek sen doğrusun. Sen yalan söylüyorsun. Öyle bir Tamam, konu yok hepimiz mi zaten. yalan söylüyoruz? Kanıtlar da mı yalan? Şimdi ben Hani şunu kanıtlar? anlamadım. Hani kanıtlar? Şimdi sizin aldığım dediğiniz telefon Emel Hanım'ın telefonu Aynen, mu? amcamın telefonu. Amcanızın telefonu. Aynen. Amcanızın telefonuna ben bilmiyorum Facebook yüklü olduğu zaman Aynen. Facebook'tan birisi yazdığında Messenger. telefona mı çıkıyor hemen? Aynen, Messenger'dan gözüküyor. Ha, Messenger'dan yazıyor. Aynen. Messenger'da gözüküyor diğerini. Aynen. Siz de baktınız telefona. Ne yazıyordun mesajda? Ya günaydın aşkımlı birkaç tane de bildirim vardı. Günaydın aşkım Aynen. diyordu. O taraftan gelince zaten cenazede pek ben gerçekçi olduğunu anlayamadım. Yani o zaman zaten olayların Peki burada açıklandığını dürüst bile. ol. Günaydın aşkım diyen Adem miydi? Bir erkekti ama sen ismini gördün mü görmedin mi? İsmini görmedik. Görmedin. Aynen. Sadece... Ama profil, Peki. gördüğümüz profille aynı. Ha, fotoğraf profili Aynen. Çünkü aynıydı. profili görebiliyoruz. Bunu bütün sosyal medya kullanan biliyor. Biz de gördüğümüz için beni gördü, kendini de telefonla uğraştığımı gördü, bana tepki verdi. Peki sen o günaydın aşkım mesajını gördün amcanın telefonu. O zaman amcana da birisi göndermiş diye mi düşündün o an? Yani amcama bir erkek günaydın aşkım mı yazacak? Hayır orada erkek Ha, olduğu aynen. gözüküyordu yani. Erkek olduğu gözüküyor yani. Yani telefonla hiçbir bilgisi yoksa, nerede olduğunu bilmiyorsa beni nasıl görebiliyor? Peki sizin o zaman eşinize o gün günaydın aşkım diye hangi erkek mesaj Hangi erkek göndermiş yazabilir? olabilir? Hadi diyelim ki Adem değil, profili de benzetti. Şimdi tövbe yarabbim yani Allah da rahmet eylesin. Ama yani şimdi bu Amin. yani nasıl olabilir? Şimdi gönderen bir erkekti diyor. O sizin Adem olduğunu söylüyor. Hadi diyelim ki profili de karıştırdı diyelim. Ama sonuçta bir Profilde. erkekten sizin kocanızdan, rahmetli kocanıza bir günaydın aşkım diye mesaj geliyor. Yalan söylüyor, O öyle bir şey mesajda yok. zaten vardı. Ben hesaba yeniden erişmeye çalıştım. Hesabı kapattırmışlar. Yani o mesaj vardı. Yani gösterebilirdim. Kapatmışlar ve babamı da engellemişler, Arif Aslan'ı. O hesaptan şifreyi gönderdiğim için oraya, o hesabı da engellemişler. Bütün herkesten bulabiliyorum, babamın hesabından bulamıyorum. Müge Hanım şey söyleyeyim. Bu telefon düştüğü zaman rahmetli üzerinde kırıktı. Kırık olan telefon cenazede nasıl, ne ara yaptırıldı da eşim bununla konuşuyor. Ben Bunu zaten yapıldı cenaze... telefon. Telefon... Telefon yapıldı. Pembe de şarjı vardı, onu da söyleyeyim. Hangi gün? Cenaze günü mü yapıldı Ya, yaptırdınız. Cenaze günü. Aynen. İspatlayın. Zaten onun peşine düşmüşler Cenaze uçaktan günü... çıkınca. Bu telefonu yaptıralım, bu telefonu yaptıralım. Yalan Zaten mı? bu... Ben Müge Hanım, cenaze... telefon zaten Çantayı savcılıkta durdu. açtığımızda zaten. Ben Savcılıkta durdu. cenaze günü... ...den sonra ben eve gittim, evde yaptırdım ben telefonumu. Bu Orhan savcılık... Gazi'de Tamam, yaptırdım pembe şarjlı telefon kimindi, sizin miydi? Pembe şarj kimin peki? Ben... Kablolu. Amcamın şarjı. Çantadan çıktı. Tam eşyalarla birlikte geldi Tamam, zaten nasıl cenaze takabiliyorsun günü. o telefonu o Cenaze şarja? günü eşyaları Kırık getirdiler. telefon, kırık telefon ne ara Ya tamam, yaptırıldı? nasıl Cenaze günü açabiliyorsun mü ama? yaptırıldı? Ben Açılmıyor nasıl görüyorum? telefon. Telefon hiçbir Ekran zaman açılmadı kırılmıştı. orada. Bir Kasası kere bunu yalan yamulmuştu. söylüyorsun sen. Bu telefon ne ara Ya yaptırıldı? ben o Yalan mesajı söylüyorsun. sana kanıtlayacağım, o hesabı Kanıtla. kapatmasaydın zaten. Kanıtla. Hesabı Hesap kapattırmışsınız açıldı. Ben hesabı kapattırmadım. Hesap Hesap açıldı. kapattırmışsınız. Babam nasıl engelleniyor? Hesap kapatılmamış. Hesap hala gözüküyor. Millet Tabii biz niye yorum göremiyoruz yapan... ama? Şu anda kanıtını Onları mı gösterebilirim. engellediniz? Hayır, engelli hiçbir şey yok. Gösterebilirim. Rahmetli'nin telefonunda Mustafa Aslan da şu anda. Eşimi evinde alıkoydu. Elin telefonu, eşimin kendi telefonu Mustafa Aslan. Nasıl bir telefondu? Sen bir anlat kimin? Beyaz telefon zaten. Beyaz. Amcamın telefonu aynen.
Geldiği gün... Eşinizin telefonu beyaz mıydı? Çantadan amcamın öldüğünün çantası hazırlanıp geldi oradan. Acele zaten o telefon peşine düşüldü. Bunu nereden yaptırırız, nasıl yaptırırız? O ara zaten ne olduysa yapılmış. Ve telefon orada. Ben gördüğümü kendine söyledim ve bana aşırı tepki verdi. Telefon yapılmış da nerede yapılmış acaba? Onu sorsam. Yapılmış. Mı? Kardeşlerin o kadar var. Bursa'da yapılmış. Yapıldı. O telefon cenazeden ya sonra yapıldı. Gördüm peki? Cenazeden sonra yapıldı. Ben nasıl gördüm peki onu? Cenazeden sonra yapıldı. Ya ben... İspatım da delilim de var. Tamam, sen amcamın hesabına nasıl erişebildin? Hangi telefonda? O telefonu yaptırdıktan sonra ben kullandım konuşmaların onu. Nasıl? Yani var her şeyin detaylı şekilde. Yok, hayır. Cenazede yok. Ben onları çağırayım ama... Kırık telefon ne ara yapılabilir? Cenaze günü yaptırdınız. Cenaze günü eşim yok zaten. Siz eşinizin nasıl sonra girdiniz hakikaten Facebook'una? Zaten Facebook açıktı zaten onu. Kapalı değildi. Telefonu yaptırıyor. Telefon telefonu yapıldıktan sonra... Telefonu açıldı zaten o. Direkt girebiliyor yani. Ha, şifresi falan olmuyor yok, mu? Yok, şifresi yok. Messenger'a girmek için şifre istemez. Var şifresi. Demek ki onu da kırdırmışsın. Şifresi yok. Demek ki onu da kırdırmışsın telefonu, yani. Telefonu yaptırdıktan sonra açıldı telefon. Hemen Facebook'a girildi. Şimdi ben bunu hiç bilmiyorum da telefon diyelim ki bozuk, kapandı falan filan. Bir daha girdiği onun zaman istemiyor mu şifre? Hayır, istemedi. Otomatik. Zaten otomatik girdiğin zaman çıkıyor yani. Messenger şifre istemez herhangi bir şey. Şimdi... En baştan bu telefon yere düştü, kendisiyle birlikte rahmetlinin, kırıldı. Rahmetli'nin burada yakasındaymış, yere düştü ve kırıldı. Bu telefonun aynı gün yapıldı diyelim. Evet. Ama bu telefonu açmak için şifre olur. Kendi şifresi lazım bu telefonu. O şifre istemedi o telefon. Siz bence eşinizin telefonunun şifresini biliyordunuz. Aynen. Yok, hayır, bilmiyordum. Şifreliydi telefon. Şifre koymadı. Açmak için şifre gerekmiyor mu kapalı telefonu? Koymazsan koy. Kendi isteğinize bağlı hocam. Öyle mi? Ama açarken yine de açarken bir şifre lazım de değil bir mi? Şimdi... Hayır pin hayır. Kodu lazım. Şimdi bir açarken bir şifre lazım. Hadi sonrasına koymadın pin ama. Pin kodunu biliyorum ama şifreyi bilmiyorum. Pin kodunu biliyorum. Pin kodunu biliyorsunuz. Ama şifreyi bilmiyorum. Tamam işte o şifre dediğimiz şifreyi bizim bilmiyorum. O pin koduyla... Pin, kodu işte. Pin kodunu zaten. Biliyorum. Tamam. Kapalı telefon başka telefon türlü kapalı, açılmaz. Kapalıyken... Ama hocam cenaze günü telefon... Şifre istemedi. Pin kodu istedi. Bu polis... Şimdi tek tek pin kodunu da biliyorum zaten. Bak, pin kodu şifre demek zaten. Pin kodu demek şifre demek. Evet. Pin koduyla giriyoruz. Şifre yerine... Ama Facebook şifre istemedi. Açma ya. Kapalı telefonu açmak için pin kodunu girmek durumundayız diye biliyorum. Söyle. Onu zaten onu biliyorum dedi. Açsın biliyorum dedi. Onu biliyorum ama Facebook şifresini bilmiyorum. Ama telefon şifresini biliyorum. Sonra Facebook'un şifresini değiştirdin mi? Hayır, değiştirmedim. Onu değiştirmeyi bilmiyorum çünkü. Onu yeni bilmiyorum. Facebook açsaydın keşke kendine. Açmadım onu. Bilmiyorum, açmadım. Efendim Sevcan. Müge Hanım, şimdi yeni telefonlarda yani bu akıllı telefon dediğimiz cihazlarda pin kodunu sadece hatta erişim için kullanıyoruz. Normal şartlarda mesela pin kodunu girmeden telefonu internete bağlayıp kullanabiliyoruz. Yani mesela diyelim ki işte telefonumuzu açtık. Yani hattım kapalı veriyor. Ben pin kodunu girmiyorum ama telefonu açık şekilde Wi-Fi'ye bağlayıp kullanabiliyorum. Bilgisayar gibi. Evet, bilgisayar gibi. Mantığı gibi demek lazım yani. Anladım. Siz ne zaman açtınız eşinizin telefonunu, pinini girdiniz? Orhan Gazi'ye gittiğim zaman, bayramdan sonra. Peki madem telefon kırıktı da pembe şarjı, bu nasıl çocuk görecek? Telefon kırıksa şarj da çıkmaz o zaman tamam, ortaya. Tamam, pembe şarjı var ama cenazedeyken... Cenazesi geldiğinde eşyaları da gelmişti. Tamam. Orada pembe sarısı var. Tamam. Onu ben o nasıl çıkıp takılıyor? Bile. Hayır hayır, işte telefon kırıksa o zaman pembe şarj da ortaya çıkmazdı. Hepsi bir kutunun çünkü içinde dururdu. Çünkü nasıl olsa kırıksa şarja da gerek yok ya. Eşimin kendi sarısı o. Tamam. Eşim kullanıyordu. Tamam. Eşinin kendi şarjı. Evet. O niye çıkıyor? Şarj aletiyle telefon çıktı çantadan. Evet. Tamam, telefon kırıksa şarj aleti de ortaya çıkmaz ki, zaten kırık ya. Kaldırılıp bir yere konur. Bu telefon... Zaten şimdi telefona baktım, telefon kırık ya. Kırık tamam, ama şarj... yaptırdıktan sonra kullandım ben onu tamam, zaten. Tamam ama cenaze günü pembe şarjı gördüm diyor ya çocuk. Gördü ama Esra Hanım, poşetlerin içinde gördü, çantasının içinde görmüştür onu. Sarza takarken görmedi onu. Yalan söylüyor diyorsun tabii sen. Tabii ki yalan. Ben cenazeyle uğraşmayacağım, şarj aletinin peşine mi düşeceğim?
Yani gelip çanta mı dedi? Eşyaları açıp baktınız ben ama. Geldim. Ben mi baktım ona? Tabii ki hepiniz baktınız. Hepimiz değil. O hepsi cenazenin vardı. Son günü baktık. Bir kere hiç yalan konuşma. Ya hepimiz yalan konuşuyoruz. Sen hepiniz mi doğrusun? Yalan konuşuyorsunuz. Senle hocan mı doğrusun? Çünkü eşyalar geldi. Ya tamam, eşim tamam. Geldim. Cenazesi geldikten sonra bir odaya geçtik. Hep birlikte ben aldım eşyaları çantasını. Gördük. Eşyaları da vardı. Çantasını ben aldım. Çantası, gittim devir biz aldık. Benle babam aldık. Ölüm kıyafetlerini de ben aldım. Üç gün sonra geldi. Tamam, öyle desek geldi. Sen ben, nasıl? Yani mesela sen nasıl ben diyorsun? Ben cenaze günü. Tamam. Eşyaları da vardı. Neredeydi? Eşyaları ben niye görmedim? Vardı. Valizin içinde. Hangi valizin? İki tane valiz vardı. Biri tutmalı böyle, biri sırtlı çantası. Tamam, onu ben getirdim zaten. İçinde eşyalar vardı. Tamam, onu ben getirdim. Ben getirdim. Ben getirdim. Benim arabadaydı zaten. Eşyalar da koğuşta kalıyordu. Tıraş makinesi ben vardı. Topladım, saz aleti koydum, vardı. Teslim bütün ettim. Hepsi eşyaların kendi çantasındaydı. Kendi elimle teslim ettim. Sırayla konuşun. Tabii ki. Hepsi vardı. Sarzı vardı, telefonu da vardı. Tıraş makinesi de vardı. Anladım. Hepsini ben Orhan Gazi'ye götürdüm. Şimdi arkadaşlar... Çantasını götürdüm. Şimdi benim elimde, daha doğrusu yani ben bunları okumadım hepsini de, ne yalan söyleyeyim. Beni de çok ilgilendirmiyor ama... Bakın bunların hepsi sizin Facebook yazışmalarınız. Şimdi sizin buradaki Facebook yazışmalarınız nasıl Müge senin elinde derseniz de bunu ben ele geçirmedim. Bunu aile getirdi. Çünkü hesap anladığım kadarıyla bir telefona ait, o telefonda senin telefonun. Numara. Telefon aynen numarası. Telefon numarası ona ait olduğu için o da o numarayla girip bütün döküm hepsinin aldı, dökümünü alabiliyor. Çünkü zaten hesap bir nevi onun üzerine kayıtlı oluyor. Şimdi buradaki dökümanlar çok enteresan. Bir kere... Gerçekten seni tebrik ediyorum çünkü anladığım kadarıyla hiç öyle bebek, lohusalık falan sıkıntısı yaşamamışsın. Hani biraz öyle oluyor ya, kadınların hormonal değişikliğinden dolayı dünyayı görmek istemiyorsun. Ancak bebek bakmakla uğraştığın için. Bir de o sırada 3 tane çocuk var senin. Nasıl böyle bir aşk alevlendiği bilemiyorum. Şimdi bakın mesela elimde 28 Haziran var. 9 Nisan, Nisan, Mayıs, Haziran bak. Yani 9'u da baştan sayıyorum Nisan'ı. Nisan, Mayıs, Haziran. 3 ay sonra siz bayağı samimisiniz. 3 ay sonra. Yani 3 ay sonrakinde aşkım canım cicim olduğuna göre... ...herhalde dakika bir gol bir konuştuğun insanla da aşkım diyemeyeceğine göre... ...nasıl oldu bu? Yazıştık o telefonla, yazıştık onlarla. Hayatım yazışıyorsun da... Bak, biri 9 Nisan, biri 28, 6 ay sonra falan değil, dur. 9 Nisan 2017'de ölüyor, 28 Haziran 2017. Bak 9'u da şeyden söylemedi, 20 gün oradan. 2,5 ay. Mayıs'ta 1 ay, 50 gün. 28'de üzerine ekle 78 gün. Yani tam 2,5 ay. 2,5 ay. 2,5 ay sonra siz çok samimisiniz. Yani bu senin dediğin gibi benim kocam öldü de 6 ay sonra ben merak ettim de falan gibi bir şey değil bu yani. Bunu kabul edin. Siz en azından tanışıyormuşsunuz. Bak ben Adem öncesi gitti yok falan demem. Öncesi yok. Yoktu, kesinlikle. Öncesi yok. Sonrası var. Ayı da hepimiz öncesi insanız. Yok. Biriyle tanışır tanışmaz hemen ertesi gün aşkım diye de yazışmıyorsun yani. Hemen hatta karşı taraf aşkım derse bu deli falan diye düşünürsün. Evet. De bir düşünün bunu. Çünkü bak burada var bunlar. Belki sizin haberiniz yoktu.